Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünya nüfusunun dağılışı konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bir önceki dersimizde dünya nüfusunun yapısal özelliklerinden bahsetmiştik. Bu kısımla birlikte nüfusla ilgili dünya ölçeğinde işleyebileceğimiz her şeyi işlemiş olacağız diyelim. Peki bugün ünite içeriğimizde neler görüp neler öğreneceğiz dediğimizde dünyada nüfusun alansal dağılışından bahsedeceğiz. Dünyada nüfusun her yerde yoğun olmadığını bazı alanlarda seyrek nüfusun olduğunu yoğun nüfuslu alanlar neden yoğun nüfusu olduğu ile ilgili ifadelere bakmış olacağız ve bu alansal dağılış üzerinde neler etkili bunlarla ilgili ifadelerimizi bitirmiş olacağız diyelim. Tabii ki de ben dersimi anlatırken beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için hemen konu anlatımlı soru bankası kitabımıza ee, bir önceki derslerimizle birlikte doğal sistemler kısmını bitirmiş artık ünite 2 beşeri sistemler kısmına gelmiştik burada da 120. sayfa dünya nüfusunun dağılışı kısmı var hemen şöyle orayı açıyorsunuz ve sol tarafta beni takip edebileceğiniz anlatım kısmı yer almakta. Konumuz bittikten sonra da hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz şuradaki çoktan seçmeli testlerimizi güzel güzel çözüyorsunuz. Akabinde takıldığınız yerlerde hemen karikotu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinleyebilirsiniz. Sonraki süreçte bizim için çok önemli TYT sınavlarında da karşımıza gelebilme potansiyeli yüksek nüfus piramitlerinden bahsettikten sonra nüfusla ilgili kısımlarımız bitecek diyelim. 120. sayfa unutma hemen onu aç. Tabii ki de dersimiz bitti. Dersimiz bittikten sonra konuyu tam anlamıyla oturtabilmemiz için sorularımızı çözmemiz gerekiyor. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın size vermiş olduğu kaynaklardan hem de bizlerin sizler için hazırlamış olduğu Dinamo Soru Bankası'ndan ödevlerimizi de şöyle verirsek. Beşeri sistemler ikinci ünite kısmı sevgili arkadaşlar. Burada da dünya nüfusunun dağılışı. Şurada 108-109. sayfa. Burayı da güzel güzel çözüyorsun. Tabii ki de önce ilk kısımda model bir soru çözümümüz yer almakta. Bunlarla ilgili güzel bir ayrıntılı açıklamamız bulunmaktadır. Akabinde çoktan seçmeli testlerimizde yer alıyor. Tabii ki de ünite sonlarında ve bölüm sonlarında bölüm sonu tarama testleri aynı zamanda ÖSYM tarzı testlerimizle birlikte bu kitap sizi ÖSYM sınavlarına yani TYT AYT sınavlarına dört dörtlük hazırlayabilecek bir kaynaktır diyelim. O zaman verilen yerler belli. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda dünya nüfusu genel olarak sürekli olarak artmıştır diyebiliriz. Tabii ki de bu artış hızının bazı dönemlerde çok fazla, bazı dönemlerde ise çok az olduğunu söyleyebiliriz ve dünya nüfusunda genel olarak artış oranının katlanarak devam ettiği 3 tane ana sıçrama dönemi vardı. Bunlardan birincisi alet yapımıydı ve bu özellikle Paleolitik dönemde insanların kesici aletlerle birlikte doğa üzerindeki etkisinin artması bundaki en önemli unsurların başında yer almaktaydı diyebiliriz. Tabii ki de daha sonraki süreçte Neolitik dönemde 10 bin yıl önce insanların tarımsal faaliyetlerle birlikte yerleşik hayata geçmesi kendilerini dış dünyadan izole etmesine ve bu anlamda da nüfusun 3. bir sıçrama dönemi yaşamasına sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Sonraki süreç ise sanayi devrimi özellikle tıptaki meydana gelen ilerlemeler insanların ortalama yaşam süresinin uzamasına ve buna bağlı olarak da nüfusun 3. ana döneminde sıçramasına sebep olmuştur diyebiliriz. Peki dünya nüfusuna baktığımızda bu dünya nüfusunun nüfusu dünyanın her yerinde dengeli dağılmış mıdır dersek tabii ki de eşit bir şekilde dağılmamış. Bazı yerler sık bazı yerler ise seyrek nüfuslu iken bazı yerler ise nüfus bulunmamakta yani oralar yerleşilebilecek alanlar olarak karşımıza çıkmamakta. Nüfusun yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörleri biz doğal faktörler ve beşeri faktörler olmak üzere iki alt başlık altında inceleyeceğiz. Doğal faktörler içerisinde iklim, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, kara ve denizlerin dağılışı, su kaynakları gelecektir. Beşeri faktörler içerisine geldiğimizde tarihi faktörler, tarım, sanayi, madencilik, turizm, ulaşım ve ticaret bizim karşımıza çıkacak. Şimdi bu kısımda bunların hepsini teker teker inceleyeceğiz diyelim. Doğal faktörlere geldiğimizde insanlığın her geçen gün artan bilgi birikimi ve bu sayede yaşanan teknolojik gelişmeler aslında doğal faktörlerin nüfusun dağılışındaki belirleyici etkisini azaltmıştır. Buna örnek vermemiz gerekirse şimdi çölleri düşünelim. Bazı çöl alanlarında günümüzde sulama sistemlerinin gelişmesiyle birlikte tarımsal faaliyetler yapılabilmekte. Soğuk ya da sıcak iklim bölgelerine uygun konutlar inşa edilebilmekte ve yaşanan bu gelişmelerle birlikte doğal faktörün nüfusun dağılışı üzerindeki olumsuz etkisi de en asgari düzeye inmiştir diyebiliriz. Tabii ki de burada en önemli etkili olan kısım nedir dediğimizde teknolojik gelişmelerdir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Öncelikle doğal faktörler içerisinde iklimden bahsetmemiz gerekirse özellikle iklim, tarım, sanayi ve hizmetler sektörü gibi ekonomik faaliyet insanların yaşam şartlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir diyebiliriz. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar insan yaşamı açısından elverişli şartların oluştuğu özellikle ılıman iklim bölgelerinde nüfusun yoğunlaştığı görülmektedir. Asya kıtasının doğu, güney, güneydoğu kıyıları. Burada kim vardır dediğimizde özellikle hemen ben şöyle şurayı boyuyorum. Burada Hindistan var. Hindistan dışında şu alanda Çin var. Bununla birlikte şu alanda Bangladeş dediğimiz hat var sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda Doğu Asya'da Japonya var. Bu alan özellikle iklime bağlı olarak ılıman iklim koşullarının görülmesiyle birlikte nüfusun yoğun olduğu alanların başında yer almaktadır. Onun dışında dünyada iklimin ılıman olmasına bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu yerlerin bir kısmı da Batı Avrupa. Özellikle burada İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz hattını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları gene iklimin ılıman olmasına bağlı olarak yoğun nüfuslu alanlara örnek gösterilebilir. Peki dünya üzerinde iklime bağlı olarak sıcaklık, yağış ve kuraklığın çok fazla olduğu alanlar da var. Ya da aşırı soğukların görüldüğü alanlar da var. Bu alanlar yerleşmelere uygun olmadığı için seyrek nüfuslu olarak karşı çıkmakta Peki bu alanlar neresidir dünyada dediğimizde ekvatoral bölgede özellikle Amazon ve Kongo havzalarında 1000 metreye kadar olan alanlar ikinci kısımda çöl ikliminin görüldüğü Afrika'nın kuzeyi Orta Asya Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kısımları aynı zamanda. Nabipya çölü var o hatta. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar Avustralya'nın iç ve batı kısmı gene iklime bağlı olarak çöl ikliminin Amazon Kongo havzası ekvatoral iklimin görüldüğü yerler ve bu alanlar seyrek nüfusudur diyebiliriz. Bunun dışında iklime bağlı olarak dedik ki aşırı soğukların görüldüğü alanlar da var. Sibirya'nın kuzey kısmını düşünebiliriz burada. Kanada'nın kuzey kısmını ve Alaska'yı düşünebiliriz. Aynı zamanda Grönland'ı da düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu alanlarda gene seyrek nüfus nüfuslu yerler olarak karşımıza çıkmakta. O zaman bakın dikkat edin. Tundura ikliminin Kutup ikliminin, ekvatoral iklimin ve çöl ikliminin görüldüğü alanlar genel olarak seyrek nüfuslu bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Geldik yeryüzü şekilleri. Dağlık ve engebeli alanlar özellikle insanların ekonomik faaliyetlerinin çoğunu güçleştirdiği için seyrek nüfuslanmıştır diyebiliriz. Ve aynı zamanda yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık ortalamaları genel olarak azalır. Her 200 metrede bir derecelik bir azalış yer almaktadır. Ve bu alanlarda sıcaklığın azalmasıyla birlikte seyrek nüfuslanmıştır diyebiliriz. Peki burada nereler yeryüzü şekline bağlı olarak seyrek nüfusludur dediğimizde özellikle bilmemiz gereken alanlar içerisinde Orta Avrupa'da Alp Dağları yer almakta. Hindistan'ın kuzey kısmında Himalaya Dağları yer almakta. Bu alanlar mesela dünyadaki önemli seyrek nüfusa sahip alanlar içerisinde yer alabilir. Bunun temel sebebi yeryüzü şekilleridir diyebiliriz. Onun dışında sevgili arkadaşlarım Amerika'nın batı kısmında Kayalık Dağları ve Ant Dağları gene bu alanda nüfusun seyrekleşmesine sebebiyet vermiş ve daha çok nüfusun kıyı kesimde toplanmasına da etkili olmuştur diyebiliriz. Bunu da unutmamış olalım. Toprağa geldiğimiz zaman tarımsal faaliyetleri yürüttüğümüz bir alan olduğu için burada özellikle verimli tarım arazilerinin, tarıma elverişli arazilerin bulunduğu alanlarda nüfusun daha yoğun, tarıma elverişsiz arazilerin bulunduğu alanlarda ise nüfusun daha seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Bakın ben şuraya bilerek çölü de aldım. Bununla birlikte gelişen teknolojik faaliyetlere bağlı olarak sulama sistemleriyle birlikte çöl topraklarında tarımsal faaliyetler yapılmakta ve bu alanlarda artık yavaş yavaş yerleşme birimlerinin de kurulmasına olanak sağlayacaktır diyebiliriz. Peki bu alanlar neresi dediğimizde mesela toprak yapısına bağlı olarak verimli alanlar. Nil deltası diyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle Orta Afrika'dan başlayıp Kuzey Afrika'da dökülen bir alan sık nüfuslu yerler olarak karşımıza çıkmakta. Mezopotamya dediğimiz Fırat ve Dicle hattı gene yoğun nüfuslu alanlar arasında yer almaktadır. Sarı Irmak ve Gök Irmak nehirleri, Indus ve Ganj nehirleri gene yoğun nüfuslu yerler olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Şimdi şöyle dünya nüfusunun yoğunluğunun gösterilmesi gösterildiği bir harita var. Bu haritayı birazdan da tekrar karşımıza alacağız diyelim. Geldik kara ve denizlerin dağılışına. Yeryüzünün büyük bir kısmını kaplayan su yüzeyleri ki yüzde yetmiş biri yüzde yirmi olarak karşımıza çıkmakta. Burada tabii ki de okyanuslar, denizler, göller, bataklık alanlar var. Nüfusun dengeli olarak dağılışını engellemekte. Ancak burada bazı bölgelerde su yüzeylerine yapılan meskenler de var ve az da olsa bu alanlarda nüfus bulunmakta. Ancak şöyle bir durum var. Karaların daha fazla alan kapladığı Özellikle kuzey yarım küre güney yarım küreye göre daha fazla nüfusa sahiptir ve bu kapsamda baktığımızda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde %90'lık kısmının kuzey yarım kürede yer aldığını söyleyebiliriz. Hemen sağ taraftaki grafiğimize de baktığımızda 0-10 derece kuzey 0-10 derece güney enlemleri demiş. Hemen ekvator hattını şöyle çizersek dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının kuzey yarım kürede yaşadığını özellikle kuzey yarım kürede de hangi enlemler arasında yaşadığını söyleyebiliriz. ...orta enlemler arasında yaşadığını söyleyebiliriz. Bakın yüksek enlemlerde nüfusun, alçak enlemlerde gene nüfusun... ...orta enlemlere göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Burada da etkili olan temel durumun ne olduğunu biliyoruz biz? İklim olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik su kaynaklarına. Tarihsel süreçteki ilk yerleşmelerin kurulduğu alanlara baktığımızda... ...iklimin ılıman, su kaynakları bakımından zengin... ...tarımsal faaliyetlerin verimli topraklar üzerinde yürütüldüğü alanlar olarak söyleyebiliriz. Burada nereler vardır dediğimizde... Indus ve Ganj nehirleri yani Hindistan ve çevresi. Bununla birlikte Nil nehri çevresi özellikle Mısır ve Malt kısmı. Fırat ve Dicle nehirleri çevresi Medabotamya. Sarı Irmak ve Gök nehirleri çevresi Çin hattı. Su kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğu için yoğun nüfuslu alanlara örnek gösterilebilir. Ama su kaynaklarının az olduğu kurak yarı kurak bölgelerde ise nüfusun daha da seyrekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Kuzey Afrika, Avustralya'nın iç ve batı kısmı, Orta Asya hattı bu alanda su kaynakları bakımından fakir olduğu için seyrek nüfuslu bölgelere örnek gösterilebilir. Geldik şimdi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan beşeri faktörler. Bunlardan da birincisi tarihi faktörler. Biraz önce de bunu zaten su kaynakları içerisinde söyledik. Tarihsel süreçteki ilk yerleşmelerin bulunduğu alanların çok büyük bir kısmı günümüzde de nüfusun yoğun olarak yaşadığı alanlara örnek verilmektedir. Tabi Tabii ki de bu durumun ortaya çıkmasında etkili olan evet doğal faktörler içerisinde sebepler var ancak beşeri faktörler içerisinde de sebepler var. Bu sebepler içerisinde neler vardır dediğimizde hem dini faktörler sevgili arkadaşlar hem de kültürel unsurlar bu bölgelerde nüfusun toplanmasında da büyük bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Nil, Mezopotamya, Hint ve Çin medeniyetlerin ortaya çıktığı alanlar. Bakın şöyle Mısır, Mezopotamya hattını, Hint ve Çin hattını da şöyle işaretlediğimizde bu alanlar günümüzde de yoğun nüfuslu bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımsal faaliyetler özellikle Neolitik dönemde yani 10 bin yıl önce meydana gelen insanların yerleşik hayata geçmesine sebep olan bir faktördür ve bu kapsamda tarımsal faaliyetlerin ilk olarak yürütüldüğü buradaki işaretli alanlarda günümüzde de yoğun nüfuslu alanlar olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki de bunun dışında Brezilya'da, Arjantin'de de gene tarımsal faaliyetler sayesinde nüfus nüfusun yoğunlaştığını da söyleyebiliriz. Geldik sanayi faaliyetleri. Özellikle sanayi devriminden sonra sanayi bölgelerine doğru yoğun bir göç hareketi meydana gelmiştir. Bunun temel sebebi de işgücü ihtiyacının ortaya çıkmasıdır diyebiliriz ve nüfusun bu alana göç etmesiyle birlikte bu alanlarda nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi ile ilgili ifadelerde bizim karşımıza gelebilecek en önemli yerlerin başında tabii ki de Batı Avrupa gelir. Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa hattı ...bizim için çok çok önemlidir bu kapsamda. Kuzey Amerika'nın doğu kısımlarını sanayiye bağlı olarak yoğun göç alıyor... ...ve buna bağlı olarak da yoğun nüfusu sahiptir diyebiliriz. Asya'nın doğusu özellikle Japonya ve Çin hattını da gene bu alana dahil edebiliriz. Madencilik faaliyetleri nüfusun dağılışını etkilen bir diğer temel faaliyettir. Tabii ki de bir bölgede bulunan ekonomik değer taşıyan mineral maddeleri biz maden diyeceğiz... ...ve o madenin çıkarılması, işlenmesi esnasında iş gücüne ihtiyacımız vardır... ...ve madencilik faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda hızlı bir şekilde göç hareketi meydana geldiği için beraberinde nüfusun da artışını sağlayacaktır diyebiliriz. Dünya ölçeğinde buna örnek vermemiz gerekirse özellikle Almanya'yı bahsettiğimizde ruh ravzası madencilik faaliyetlerine göre nüfusun yoğun olduğu yerlerden bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Apalaş Dağları nerede yer almakta? Doğu kısmında burada gene madencilik faaliyetlerine göre yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer alabilir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Johannesburg şehri de gene elmas ve altın maden bağlı olarak yoğun nüfuslu bölgelere örnek verilebilir. Mesela Japonya'da bu durum en asgari düzeydedir. Çünkü Japonya yeraltı kaynakları bakımından fakir bir ülke ve buna bağlı olarak da madenciliğe dayalı nüfusun yoğunlaştığı alanları söyleyebilmemiz güç bir unsurdur diyebiliyoruz. Turizm faaliyetlerine geldiğimizde tabii ki de hizmet sektöründe önemli bir geçim kaynağı olan turizm yoğun olarak faaliyet gösterdiği alanlarda nüfusun da fazla olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Tabii ki de turizm potansiyel olan bölgelerde özellikle turizm sezonu boyunca diğer dönemlere göre belirgin bir nüfus artışı yaşanmaktadır. Çünkü insanlar turizm faaliyetini yapabilmesi için o dönemlerde o alanları yoğun bir şekilde göç hareketi sürdürmektedir. Burada özellikle Akdeniz kıyı kuşağında deniz turizmine bağlı olarak yaz döneminde özellikle nüfusun yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Dağlık alanlarda özellikle İsviçre'yi, Norveç'i, Kanada'yı ya da Türkiye'yi söyleyebiliriz. Gene kış mevsiminde yoğun nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ulaşım sistemlerinin geliştiği alanlarda nüfusun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada mesela Türkiye ön plana çıkar. Çünkü hem karayolu hem deniz yolu açısından dünyanın merkez konumu içerisinde yer almaktadır diyebiliyoruz. Ticarete baktığımız zaman tabii ki de diğer unsurların hepsi. Sanayi faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, turizm, ulaşım faaliyetlerinin geliştiği alanlarda ticaret de gelişmiştir. E ticaretin geliştiği alanlarda o zaman nüfusunda fazla olduğunu söyleyebiliriz. Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Doğu kısmı, Doğu Asya ve Güney Asya ticaretin yoğun ölçekte gerçekleştirildiği alanlar olmakla birlikte bu alanlar yoğun nüfuslu bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır diyebiliriz. Şimdi geldik nüfus yoğunluğu kısmına. Burada nüfus yoğunluğu kısmında aritmetik nüfus yoğunluğu kavramımız var ve herhangi bir alanda yaşayan nüfus ile o alanın yüz ölçümü arasındaki ilişki aritmetik nüfus yoğunluğunu vermekte ve biz bu yoğunluğu kilometre kareye düşen kişi sayısı olarak ifade etmekteyiz. Ve burada bir formülümüz var. Nedir bu formül dediğimizde aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir o bölgedeki toplam nüfusun o bölgenin yüz ölçümüne bölünmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Yani burada kilometre kareye kaç kişi düşmekte diyoruz. Ve dünya üzerinde 2018 yılı verilerine baktığımızda kilometre kareye düşen kişi sayısına baktığımızda farklılık göstermekte. Sonuçta 2018 yılında hemen hemen 7.6 milyarlık bir dünya nüfusu yer almakta. Bununla birlikte 134.2 milyon kilometre karelik bir alanımız var ve burada da bölgesel bazlı farklı yoğunluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Asya kıtasına geldiğimizde 2019 yılında dünyanın toplam nüfusu içerisindeki payı %59 alanı 31 milyon 796 1000 kilometre kare ve nüfus yoğunluğu 2019 yılında 145, 2050 yılına geldiğimiz zaman 165 kişi olacak. O zaman dünya nüfusunun da buradan artacağını söyleyebiliriz. Afrika kıtasında gene bir artış. Onun dışında Amerika kıtalarında Kuzey ve Güney Amerika'da gene bir artış, Avrupa'da bir azalışın olduğunu görebilmekteyiz kilometre kareye düşen kişi sayısında. Bunun temel sebebi de nüfus artış hızının azalması ile ilgili bir durumdur diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Okyanusya'da gene bir artışın yaşandığını da söyleyebiliriz. Toplam dünya içerisinde de aritmetik nüfus yoğunluğunun artışa sebebiyet verdiğini söyleyebiliyoruz. Bakın şunu unutmayalım. Herhangi bir merkezde Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olması ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaz. Bak şunu unutma. Eğer hangi bir yerde aritmetik nüfus yoğunluğu fazla ise o alan gelişmiştir ya da aritmetik nüfus yoğunluğu az ise o alan az gelişmiştir dersek böyle bir ifade doğru olmaz, yanlıştır. Aritmetik nüfus yoğunluğu nedir dersek kilometre kareye düşen kişi sayısı olarak nitelendirilir. Bakın mesela şöyle haritamıza baktığımızda Rusya'da kilometre kareye düşen kişi sayısı 0.9 arasında değişmekte. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin kilometre kareye düşen kişi sayısı 25 49 arasında değişmekte ama Türkiye baktığımızda kilometre kareye düşen kişi sayısı 75-99 arasında değişmekte. Hemen şöyle 75 yazalım. Mesela Hindistan'a baktığımızda kilometre kareye düşen kişi sayısı sevgili arkadaşlar 309-99 arasında değişiklik göstermekte. Bir yerde aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olması ülkenin gelişmiş düzeyi hakkında bilgi sahibi olmanız sağlamaz. Mesela Avrupa ülkelerine baktığımız zaman yüz ölçümü çok küçük olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğunun da fazla olduğunu söyleyebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Geldik dünya nüfusunun dünya üzerindeki dağılışına baktığımızda genel olarak kıtalara dağılışına bakıldığında dünya nüfusunun sevgili arkadaşlar yarıdan fazlasının Asya kıtasında yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte bahsedilen bu durumun ortaya çıkmasında dünyadaki en fazla nüfusa sahip ülkelerin bu kıtada yer alması etkili olmuştur. Kim bunlar dediğimizde özellikle Hindistan ve Çin sevgili arkadaşlar. Dünya nüfusunu zaten çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya nüfusun özellikle kalabalık olduğu alanların başında gelmektedir. Özellikle burada söylemiş olduğumuz gibi Çin ve Hindistan dünya nüfusunun üçte birlik kısmına sahiptir diyebiliriz. Aynı zamanda Sibirya, Himalayalar ve iç kesimlerde kalan Gobi, Kızılkum, Karakum ve Taklamakan çölleri nüfusun seyrek olduğu alanlara örnek verilebilir. Dünya nüfusunun yaklaşık %17'lik kısmını Afrika kıtası, Okyanusya %0,54'lük kısmını, Orta ve Kuzey Amerika %7,69'luk, Güney Amerika %5,64'lük, Avrupa kıtası ise %16,72'lik kısmını oluşturmaktadır diyebiliriz. Ve aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıtaya geldiğimiz zaman kilometre kareye 148 kişiyle Asya kıtası ki burada önemli olan Hindistan ve Çin sevgili arkadaşlar en az olduğu kıta ise okyanusya olarak karşımıza çıkmakta. Burada zaten nüfusun çok daha az olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi ilk 10 listemize. Top e bakıyoruz. Sıralama. Dünya nüfusunun en fazla nüfusu sahip olduğu ülke Çin. 1 milyar 407 milyon. İkinci kısımda Hindistan gelmekte 1 milyar 376 milyon sevgili arkadaşlar. Burada da şunu unutmayalım. Hindistan'da nüfus artış hızı çok yüksek olduğu için ileriki 30 yıllık süreçte dünyanın bir numaralı nüfusa sahip olan ülkesinin Hindistan olacağı öngörülmektedir diyebiliriz. Bakın dünya nüfusunun oranlarına baktığımız zaman Çin ve Hindistan %17,9, %17 %36,5 35,4'lük kısmını yani %35'lik dersek 3'te birinden fazlasını oluşturmakta. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimiz zaman 331 milyon Endonezya 271 milyon Pakistan 225 milyon bak gene Asya'da. Brezilya 213 milyon. Nijerya 211 milyon Afrika'da. Bangladeş 170 milyon gene Asya'da. Rusya 146 milyon. Meksika 126 milyon olmak üzere ilk konumuz genel itibariyle böyle karşımıza çıkmakta. Geldik şimdi etkinlik kısmına. Harita üzerinde sevgili arkadaşlar 9 tane işaretli merkezimiz yer almakta. Ve bu işaretli merkezlerin bazılarında nüfusun yoğun bazılarında ise nüfusun seyrek olduğunu söyleyebilmekteyiz. Hemen şöyle birinci kısma baktığımızda 1, 2, 3, 7 numara ile gösterilen yerlerde nüfusun yoğun olmasının nedenleri nelerdir diyor. Hemen 1'e bakıyorum Güney Asya. 3'e bakıyorum şöyle Doğu Asya. 2'ye bakıyorum Batı Avrupa. 7'ye baktım. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kısmı. Şimdi bu alanlarda nüfusun yoğun olması. Hemen şöyle şuraya da yazalım. Hindistan diye yazalım. Bangladeş, Maymar, Vietnam hattı. Şuraya geldiğimiz zaman Çin'in bulunduğu yer. Şuraya 2 numaraya hemen şöyle Batı Avrupa diyoruz. Şuraya da Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğu kısımları diyoruz. Şimdi bu alanlarda nüfusun yoğun olmasını sağlayan temel durumlara geldiğimiz zaman. Hepsi ortak uşak ülkeleri olduğu için genel olarak iklimin ılıman olması diyebiliriz. Bir diğer durum yeryüzü şekillerinin sade olması diyebiliriz. Bir diğer durum sanayi faaliyetlerinin, ticaret faaliyetlerinin yoğun olması, tarımsal faaliyetlerin, su kaynaklarının zengin olması bu alanlarda yoğun nüfusun olmasına sebep olmuştur diyebiliyoruz. Akabinde Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri kaç numara ile gösterilen yerlerde bulunmaktadır dediğimizde zaten biraz önce bunu söylemiştik. Yüzde otuz fazlasını iki ülke kapsamakta Hindistan ve Çin bir numara ve 3 numaralı bölgeler o zaman bizim burada aradığımız yerler olmalı diyebiliriz. 5, 6, 8, 9 numara. Hemen şöyle 5'e baktım. Şurası Amazon Havzası. Hemen şöyle dörde baktım. Dördü bak hiç vermemişiz. Biraz sonra burayla ilgili de soru soracağız. 8'e bakıyorum Sibirya'nın bulunduğu alan. Şöyle Şuraya Sibir'i yazalım. 9 numaraya baktığımız zaman Sahra Çölü'nü görebilmekteyiz. Ve 6 numaraya baktığımız zaman Alaska kanada attı. Hadi şuraya şöyle Alaska diye de yazalım. Ve diyor ki bize bu alanlarda nüfusun seyrek olmasının nedenleri nelerdir dediğimizde o zaman hepsini parça parça gitmemiz lazım. Öncelikle 5'ten gidelim. Amazon Havzası, ekvatoral iklim görülüyor. Nemli ve sıcak bir iklim. Gür bitki örtüsüne bağlı olarak ormanların varlığı bu alanda seyrek nüfusun oluşmasına sebep olmuştur diyebiliriz. 6 ve 8 numaraya geldiğimiz zaman... Alaska ve Sibirya. E burası yüksek enlemler. Soğuk iklim bölgeleri. iklimin soğuk olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır diyebiliriz. 9 numaraya geldiğimiz zaman Sahra Çölü ve çöl alanı. Buraya mesela 9'u şuraya da verebilir. Dikkat edelim. 9'u buraya da verebilir. Dikkat edelim. Bu alanlarda da çöl iklimine bağlı olarak seyrek nüfuslu alanlara örnek gösterilebilir. Peki sizce 4 numaralı alanda nüfusun sık ya da seyrek olmasının temel sebebi nedir? Bunu da yorumlar kısmına sizden bekliyorum. 4 numaralı alan neresi? Burada nüfus yoğun mu seyrek mi? Temel sebebi nedir? Bunu da yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Geldik şimdi sorumuza. Dinamo Soru Bankası kitabımızdan seçmiş olduğumuz bir soru. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelere ait aritmetik nüfus yoğunlukları verilmiştir. Birinci ülke, dördüncü ülkeye kadar. Buna göre yukarıdaki verilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen şöyle bir aritmetik nüfus yoğunluklarıyla nüfus miktarlarını kıyasladığımızda biz neyi buluyoruz? Ben formülü şuraya şöyle yazıyorum. Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir. Toplam nüfus şuraya şöyle nüfus yazdım. Hemen şuraya da şöyle geldim. 100 ölçümü dedim sevgili arkadaşlar. Aritmetik nüfus yoğunluğu birinci ülkede neymiş sevgili arkadaşlar? Kilometre kareyi 100 kişinin düştüğünü görebilmekteyiz. Nüfus miktarı ise 100 binmiş sevgili arkadaşlar. Bakın hemen formül içerisinde bunu uygulamamız gerekirse şuraya şöyle 100 bin yazıyorum. Aritmetik nüfus yoğunluğu neymiş? 100 kişiymiş. Hemen şöyle böldüm. Benden 100 ölçümünü istiyor. 2 sıfır attığım zaman şuradan da attım. O zaman buranın yani birinci ülkenin sevgili arkadaşlar 1000 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ülkeye geldiğimiz zaman hemen şöyle bakıyorum. 20.100 attım. O zaman burası da 200 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip mi? Üçüncü ülkeye geldim sevgili arkadaşlar. Şöyle bakıyorum üçüncü ülkede. Şöyle iki sıfıra attım. Şuradaki iki sıfırı da götürdüm. 4.000 bölü 2 yaptı. O zaman burası da 2.000 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip mi? Sahip. Dördüncü ülkeye baktığımız zaman 10.000 bölü 5 o zaman burası da 2.000 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahiptir diyebiliriz. Hepsinin yüz ölçümlerini bulduk mu? Bulduk. Soruya geçelim. Buna göre yukarıdaki verilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. A. Yüz ölçümü en küçük ülke 2'dir diyor. Bakıyoruz 200 kilometre kare ile yüz ölçümü en küçük ülke A'dır. Doğrudur. B'ye baktığımız zaman üçüncü ülkenin yoğunluğunda nüfus miktarının fazla olması etkili olmuştur diyor. Üçüncü ülkeye baktığımız zaman 2000 kilometre kare ve üçüncü ülkede kilometre 2 200 kişi düşüyor. Tabii ki de burada nüfus miktarı etkili olmuştur diyebiliriz. C'ye geldiğimiz zaman 3 ve 4. ülkenin yüz ölçümleri eşittir. 3. ülke 2000 km kare. 4. ülke 2000 km kare. O zaman bu ifade de doğrudur. 1. ülkede 100.000 kişi daha yaşasaydı yoğunluğu 3. ülke ile aynı olacaktı demiş. 100.000 kişi daha ekleyelim buraya. O zaman burada 1. ülkede 200 bin kişi yaptı mı? 200.000 kişi yaparsa o zaman burada 2000 kilometre karelik bir yüz ölçüme sahip olacağını söyleyebilir miyiz? söyleyebiliriz. O zaman üçüncü ülkeyle aynı olacaktı diyor. Doğru bir ifadedir. D'ye baktığımız zaman birinci ülkede 100 bin kişi daha yaşasaydı yoğunluğu üçüncü ülke ile aynı olacaktı demiş. Hemen baktığımız zaman birinci ülkede 100 bin kişi daha yaşarsa 200 bin kişi yapar. Burada da kilometre kareye 100 bin kişi düşüyormuş. Hemen şöyle şunları sildiğimiz zaman 2000 bin kilometre karelik bir yüz, yüz ölçüme sahip. Üçüncü ülke ile aynı olacaktı. Doğru bir ifadedir. Ülkenin yüz ölçümleri aynı. Nüfus miktarları farklı olduğu için yoğunlukları farklı olmaktadır. Ülkelerin yüz ölçümlerinin aynı olmadığını biraz önce sevgili arkadaşlar bu alanda bulmuş olduk. O yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyebiliriz geldik dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte dünya nüfusunun alansal dağılışından bahsettik. Dünya nüfusunun alansal dağılışı üzerinde etkili olan faktörlerden bahsedip aritmetik nüfus yoğunluğu ile ilgili ifadelerden de bahsetmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Videolarımız sizler için yararlı oluyor mu? Mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bize bir tavsiyen, bir önerin var mı? Hocam şu tarzda videolar da çekseniz çok iyi olur diyebileceğiniz öneriler bizim için çok önemli yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki sayfada ödüllü sorumuz var. Cevabı mutlaka yorumlar kısmına yazmanızı istiyorum. Ödüllü soruyu bulabildiniz mi? Ve videomuza sevgili arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.